Merhaba arkadaşlar. Yerli aracımız TOGG'un şu ana kadar belirlenmiş bir fiyatı yok. Yalnız hani ağızdan çıkan bir şeyler var. Diyorlar ki 120 bin arası, 160 bin arası falan diye hesaplamalar falan yapıyorlar. Ben bunu araştırdım. Araştırmama göre TOGG'un 4x4 SUV tarzı aracını araştırdım. Çift bataryalı olan. 4,8 saniyede 100'e ulaşabilir. 500 beygirlik. Peki, bu aracı dizmek için gereken parçaların listesini yaptım. Tahmini olarak 500 beygirli SUV aracımızın 2 bataryası var. 4x4 olduğu için. Peki, 2 batarya fiyatı. En ucuz batarya fiyatları, yani pil fiyatı 40.000 TL. 2 tane olduğunu hesaplıyorum. 80.000 TL. Peki bu 4x4'ün 4 tane motor olması lazım ki araç yürüsün. Peki tekerlekler 4 tane olsa 4 tane motor fiyatı. Tahmin, yani araştırmalar göre bir elektrikli aracın ne kadar maliyeti olur onu hesaplamaya çalışacağız. 20.000 TL'de, yani 5.000 TL civarlarıymış motorun tanesi. 20.000 TL olarak hesaplayalım. 4 teker, 4 çeker olduğu için. ₺100.000 şimdiden yaptı. Peki bunu elektrik aktarım, yani motor olarak hesaplayalım. Motoru olacak. Bunun ki elektriği toplayıp o 4 tekerdeki dinamo tarzı motora vermesi lazım. Hadi 4'ünde birden de 20.000 TL'de ona ekleme yapalım. Hadi o motorun fiyatı da, yani normal bir aracın, mesela BMW'nin motoru 60-70.000 TL'den başlıyor. Biz elektrikli motor, hani yerli malımız olduğu için ucuz yönlü olsun diye 20.000 TL yapalım bunu da. Peki bu aracın dış kaportası var. Yani kaporta masrafı olarak 30.000 TL ödemekle yapalım. 150.000 TL şu an oldu. Araç daha dizilmedi. Peki bunun iç ekranı var, tableti var. Onları da kaçırdım. 10.000 TL de onları da var. Normal bir aracın ön dışı 10.000 TL ile 12.000 TL değişiyor, bu iç ekran takılan yer, arka dışı var ya, plastik aksam, kauçuk tarzı. Hadi buna da 15 yazalım. Peki bir aracınıza jant lastik aldığınızı hesaplayın. Güzel bir jant lastik, 18 inç falan. Jantla lastiğin 4'ünü birden almaya kalksanız masrafı 10.000 TL'yi bulur. Hiç o açıdan düşünür mü? Hadi bunun amortisörü var, diski var, bir yazısı var. Disk frenleri var. Yani her şey var. Yaklaşık 30.000 TL'de maalesef beklemek zorundayız buna. Evet, koltuk, far, sağa sol, vıttır vızık 15 dolar ekleyelim. Tabi Türkiye, yani fabrika yaptığı aracı maliyetine veremez. En aşağı 20.000 TL'de fabrika kazandığını düşünsek. Bekliyorum. Arkadaşlar 240.000 TL'ye geliyor. 4 çeker. Peki tek batarya fiyatını hesaplasak bundan batarya fiyatı, pil fiyatı 40.000 TL'ydi. Eksi 40 diyelim. 200'e düştük. Peki ne vardı başka? Tabi bunların motorları var. Tanesi 5.000 TL'den hesaplasak 10.000 TL daha düşüyoruz. Arkadaşlar binek 2 çekerli
Bir araç alırsak 190.000 TL. 4 çekerli bir araç alırsak 240.000 TL'den aşağıyı umuyorum. Ya umarım, keşke çok çok düşük fiyatlara gelse de binsek. Ama inanıyorum ki sırf Türkiye'de değil, hani yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimiz de büyük ihtimal Türk aracına binmek isteyecekler. İnşallah da öyle olur. Ondan dolayı bayağı bir talep var. Talep görünüyor arkadaşlar. Eğer tahminlerimden daha aşağı bir fiyat çıkarsa size söz veriyorum, bıyıklarımı kazıyacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.